Merhaba, Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Ben önce şey yapardım, burada parklara ve bankları fazlalaştırırdım. 5-6 tane daha koysalar buraya. Daha güzel, vatandaş oturacak, yer bulamıyor. Kış geliyor, nerede oturacak vatandaşlar? Böyle bir de tuvalet koydum buraya. Vatandaş tuvalet arıyor. Emekli parayı yetiştiremiyor, onun için ne yapacak? Tuvalet mi, camiler mi gidecek? Ta yukarılara. Teşekkür ederim. Bir de emeklilere şeyde Ankara Belediye Başkanı sabahları falan çorba veriyor. Niye çorba verseler ne olur yani? Okullara versinler, Ankara'nın belediye başkanı onu da yapıyor çocuklara. Merhaba, Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Yani Tokat için şunları söyleyebilirim. Çok belli yüklü miktarda otopark sorunu var. Yani belli sokaklarda 2-3 tane arabalar yan yana geçtiğinden dolayı rahat rahat hareket edemiyoruz yani. Yani onun dışında belediye güzel. Belediyenin herhangi bir sıkıntısı yok. Ama şu yapılabilir. Mesela hani gençler için daha böyle yaratıcı fikirler öne sürebilir. Yani benim gördüğüm kadarıyla sürekli hani yollar, kaldırımlar falan tekrardan yapılıyor. Hani onun dışında kütüphanemiz yenilendi. Dediğim gibi belediye çalışıyor ama şu an bana göre tek sıkıntı otopark sorunu. Hani çeşitli caddelerde, sokaklarda falan arabalar iki taraflı olduğundan dolayı hani geçiş falan sıkıntıya düşüyor ambulanslar için falan filan. Hani benim söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Ya öncelikle otobüs sıkıntıları var. Saatleri uymuyor. Mesela ben Besyo bölümünün antik öğrencisiyim. Son otobüs 17.20'de gidiyor. Benim dersim 8 gibi falan bitiyor. Ondan sonra yurtların konumları sıkıntı. Dağın tepesine yapılmış yurtlar. Dışarıdan gelen öğrenciler için bu sıkıntı oluyor. Bizim için de bir sıkıntı. Mesela ben Antep'ten geliyorum. Ondan sonra böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Vallahi belediye başkanımız iyi çalışmalar yapıyor. Memnunuz kendisinden. Ama Tokat'ta bayağı bir işsizlik var. Bayağı bir var. İşinden memnun olmayanlar da var tabii. İş beğenmeyenler de var. Bunu da yani buna bir öncelik verebilir. Tokat'ta marketler ve tekstiller haricinde iş yok gibi bir şey yani. Siz de bilirsiniz. Yani işsizlik sorununu hallederdim ben. Yani gereken neyse onu yapardım. Toplantılar yapardım mesela. İşsizleri bir araya getirirdim. Ne yapabiliriz? Yani bunları işe kazandırmak için ne yapabilirdik? Bunların çözümünü arardım önce. Yani ilk öncelik bu olması gerekiyor. Şu anda benim eksik gördüğüm Tokat'ta. Ben Tokat'ın yerlisiyim, Sulu Sokaklıyım. Başkanımız çalışmalar yapıyor ama buna öncelik verirdim yani. İlk önce işsizlik. Çünkü işsizlik çok büyük problem şu anda Tokat'ta. Yani geziyoruz, sağa sola gidiyoruz. Bakıyor her yerde işsizlik yani her yerde. Yani kafelerde öğrenciler part time çalışıyor yani. Çalışmak zorundalar. Onun haricinde bayağı çalışmalar yaptı. İşte parklar olsun, yollar olsun. Çalışmaları iyi ama işsizliğe çare bulurdum yani ben ilk önce. Anladım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Öncelikle Tokat'ın içme suyunu Deve Görmez ve Topçu Mahallesi'ndeki içme suyunu kireçten kurtarırdım. O su içilmiyor çünkü. Su içilmiyor. Bu çok önemli bir sorun Tokat için. Ayrıca yol boylarına yaşlıların oturması için, dinlenmesi için banklar koyardım. Bu sorunu ben İstanbul'da oturuyorum ama Tokat için gözlemledim. Teşekkür ederim. Şey değil. Merhaba, Tokat Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız Tokat'a? Ablacığım, Tokat Belediye Başkanı olsaydım önce Tokat'ın eski değerlerini gözetirdim. Onların iyileştirilmesini yapardım. Tokat'ın bağını, bahçesini, eski Tokat'ın bağını, bahçesini yerinde korumayı yeğlerdim. Yani hiçbir belediye başkanımız Tokat'ın eski güzelliklerini koruyamadılar. Hiç onunla ilgili bir şey yapmadılar. Kaldırım, yol, beza tırmağı, beza terenin etrafı başka bir şey yok. Yani yaptıkları güzel bir şey var ama belediye başkanımızın tek tane Tokat'ın en güzel yaptığı işler, güzel çeşmeler yaptılar. Ama onu hakkını yememek lazım yani. Bu tabi hakkımızdan olacak bir şey. Eski belediyelerden kaynaklanan sıkıntılar vardı. Bir 18. madde olayı çıkarttılar. Tokat'ta bağ bahçe koymadılar. Tokat'ın kültürlerini
sıfırladılar. Yani bina yapmayla, yeni bina yapmayla Tokat'a geliştirilmez. Ama kültür seviyesini, bağını, bahçesini, güzelliklerini koruyarak bunlar yapılabilirdi. Ama hiçbir şey yok. Ama onu da söyleyeyim yani, o çeşmeler güzel yani, kıymet vermek lazım. Onun için teşekkür ederim belediye başkanına. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler efendim.